Doğru düzgün bir iş bulamadım. Hep hurdacılık yaptım. Kağıt topladım. Gittim dilendim dükkan dükkan. Dilencilik yaptım. Ciğerlerim rahatsız, akciğerlerim. Zayıflamaya başladım, öksürmeye başladım. Yeri geldi çöplerden yedim, çöplerden giyindim. Her sene böyle. Bu sorunumuz ne olacak bizim abi böyle? Nereye baş bulmak lazım? 90-91'den böyle bir arkadaşla beraber böyleydik biz. İkimiz de veremezsiniz siz. Ok meydanında Dallazlı'ya var. Oraya sığındırsınlar bizi. Orada kalalım iki arkadaşım. Onu istiyorum ben. Kış geldiği için işten atıldık. Sokakta kaldım. Nerede bulacaksın iş abi? Sen bu ortamda o iş bulmak kolay mı ya? Ben Boğaz Sokak'ta çalışmaya razıyım ya. Bunu samimi olarak konuşuyorum. Çalışmazsam şerefsizim. Parçalı bulundu. 10 seneden beri dışarıdayım ben. Bir şey düştük. Ayakkabıcıyım ben abi. Düştük abi. Mecbur kaçtık buraya. Dışarıda kaç tane arkadaşımız öldü abi. Ailemden darıldım. Maddi durumlarımızı kaybettik. O yüzden sokaktayız işte. En son kışında barınamadık. Mecbur buraya geldik. Oğlumdan ayrıldım. Şimdi de bana bu hallara kaldım işte. Böyle yapıyorlar. Ailemle ayrıldım ayrı. Sokakta kalıyorum. İnsan kendisini bir boşluğa hissediyor. Boşluğa hissettiği için ne yaptığını bilmiyor. Yurtta kalıyordum, yaşımı doldurdum. O zaman da bir sokaktaymışlar. Böyle ben 2 sene falan oluyor. Kendime güveniyorum, parayı bulan bir çocukum, hızlı bir çocukum, parayı bulan bir çocukum. En azından anneme bakarım ben. Annemin yanına gitmek istiyorum işte, annemle babamın yanına. Babam da cezaevinden çıkacak. Mutlu bir aile olacağız çünkü. Evden kaçtık abi. Param da yok. Param olsa eve gideceğim abi. Kış gelince işler durdu. Soğuk, yağmur, kar. Nasip yaza. Kışı burada atlata, yazı Allah büyüktür, bir iş bulur çalışırız. Fabrikaya gireceğiz, kortalı orada çalışırız. Sayın Başbakan'a da duyuruyorum buradan da. Herkesin göz önünde. İş bekliyorum. Çünkü hani açız, sokakta kalıyoruz. Maltepe Kaymakamlığı'na çıktım. Çocuk gibi elime 10 milyon veriyor, 20 milyon veriyor. Ben dedim dilenci değilim kardeşim dedim. Ben dilenci değilim dedim. Bana dedim iş ver dedim. Yalan mı söylüyorum abi? Bana dedim iş ver. Ne olacak böyle? Kendimi zorlamama hiç değmez yani. Gerçekten hiç hatırlamıyorum. Hatırlamama değer hiçbir şey yok. Annemle kan bittiğinden beri. Ben resim çektim bu. Rezil olurum yani. Aslında durumum iyi yani. Paramı çaldım 2 ay önce. Param çalınca tekrar işe başlamaya çalıştım ama iş bulamadım daha da. Ondan sonra sokaklarda 2 aydan beri sürtünüyor. Her şeyim vardı, sattım yedim. Arabam vardı, evim vardı. Anamın bacağını aldığında o zaman kendimi koyverdim, içkiye buldum. Ne bileyim, aile ortamını da aldı, koptuk. Ben 8-9 senedir içiyorum devamlı. Daha önceden sosyal içiciydim. Ama sonra ben kronik bir içiciyim yani. Şu an şuradan hani zorla duyuyorum zaten. Sımsıcak böyle bir yangın vuruyor. Ondan sonra bir başlıyor titreme. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Sabaha kadar bu ayaklarım böyle. Zangır 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 zangır. 1. ayet, 2. ayet, 3. ayet, 4. ayet, 5. ayet, 6. ayet, 7. ayet. İşten çıkarılınca psikolojik rahatsızlık oluştu. Eşimiz aldı başını gitti. Giderken ardına bile bakmadım. İsmi lazım değil. Kalleşin biri. Para bitti, aşk bitti. Bir ol hırsız geziyormuş, onu halletmiş, bir yere saklanmış. O öyle yerlere saklanıyormuş. Terörün zamanının bir olup. Aradaki şey şahıs. Hizmetçiye diye gittim Kumkapı'ya. Benim yaşlı manitaya işte. Sonra adam komalı hasta oldu, felç mi ne oldu işte 70 yaşında. Oğlu da dışarı attı, sizin gibi oğlu vardı. Ben de çiçeceğim böyle bir şöyle konuşamıyorum. Konuşamayınca da Allah bilirler onu. Harun vaktim iyidir. Allah şu bir sakal vardı bende, beni dilenci zannetmişler öyle. Trenden düştüm, sakat kaldım. Mahallen emekli. Evet, devlet 3 aydan şeye 565 milyon para veriyor. Bir tane battaniye var, içerisi buz gibi.
Yani sabah ekmek arası beğenir, akşam ekmek arası beğenir. Yani bu mudur devletin bize sahip çıkması? Dilekçe yazdığım zaman kaymakam bütün ihtiyacımı gideriyor. Bir işte 75 milyon ayda para veriyor. Ben de şey anlam veremiyorum. Evlendim, ayrıldım. Babamın evi vardı, babamın evi de satıldı, sokakta kaldım. Barakada kalıyorum. Benim evim, yuvam, her şeyim o, kaplumbağa gibi. Oy nazimem, nazimem, nereye gidiyorsun? O tükananda da nereye gidiyorsun? Oy nazimem, nazimem.